de saygı Öztürk, sevgili saygı abinin e, bugün kaleme aldığı e, haber şu röportaj CHP'li Günaydın bugün yapılacak zirveyi sözcüye değerlendirmiş bugün ne zirvesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ahmak davasıyla ilgili olası sonuçlar üzerine ne yapılacağını belirlemek yol haritasını şekillendirmek üzere bir zirve var Gökhan Günaydın'a sormuş. Saygı Öztürk. İmamoğlu'nun cezası onanırsa Anadolu'yu karış karış gezeceğiz diyor CHP kurmayları. Şimdi, evet. İstinaf benim hakkımda ceza versin. Bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider. Bu millet ayağa kalkar. Ahmak davası istinafta bekliyor. İstinaf Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası kararını bozabilir ya da onayabilir. Kararın onandığı ancak henüz duyurulmadığı iddiaları üzerine CHP'nin hukuk kurmayları olağanüstü toplanma kararı aldı. Sayın İmamoğlu'nun tutumu partimizin tutumudur. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla İstanbul'da yapılacak hukuk zirvesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları da katılacak. Ahmak davası bütün yönleriyle masaya yatırılacak. CHP'nin atması gereken adımlar ve tutum tartışılacak. Bir buçuk yıldır da benim dosyam istinafta bekliyor. Ya bu yargısal taciz değil de bunun adı ne? Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği iddiasıyla yargılandığı dava istinaf mahkemesi sürüyor. İstinaf İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasını onarsa bir sonraki itiraz merci Yargıtay olacak. Yargıtay da cezayı onarsa karar kesinleşecek. İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek? Hemen versin. Zan altında bırakmayın yargıyı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu davayla ilgili olarak ahmak davası olarak kamuoyunun da takip ettiği ve bildiği bu davayla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir yol haritası, bir plan, program neyle karşılaşırsak ne adım atacağız, karşımıza ne çıkarsa nasıl bir süreci yürüteceğiz bunları konuşacaklar. Bakalım ne yansıyacak? Tabii ki istinaf süreci. Şimdi istinafla ilgili olarak e, onandı ceza iddiaları ve fısıltıları dolaşıyor. E, oy çokluğuyla cezanın onandığı yönünde bir iddia var. Yani siyasi yasak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onandı. 3 kişilik heyetten ikisi onadı. Birisi suça yer yok dedi. İşte yazıya döküldüğü esnada oy birliğiyle bir karar kamuoyuna paylaşılması açısından o muhalefet eden karara üyenin ikna edilip ya da işte üyeyle bir görüşme yapıldığı yönünde bilgiler, iddialar var ama İmamoğlu'nun da geçtiğimiz günlerde istinafta onarlarsa Yargıtay kararını göremezler diye bir çıkışı vardı. Anayasa Mahkemesi'ne dönük söylemleri söz konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayağında hem de genel merkezde bu süreci yakından takip ediyor. Yani tüm bunlar aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak da herkes tarafından, kamuoyu tarafından da takip ediliyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ediyor. Yani 2023 seçimleri öncesinde başladı tartışma hala devam ediyor. Evet bir seçim oldu. Seçim bitti. Seçimden sonra ortaya çıkan sonuçlarla beraber yeniden bir kez daha cumhurbaşkanı adayları adaylığı tartışılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde sürekli bir aday tartışması yaşıyorcasına şöyle kamuoyuna aktarılıyor. Birileri sürekli diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday konuşması var, tartışması var. İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özel oradan tamam ben de varım der mi? Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Bakın bugün de konuştu. Bak Kılıçdaroğlu'na mesaj verdiler. Kılıçdaroğlu onu dedi. E bu arada emekli ne oldu? Ya durun durun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi çok karışık. E peki AKP'de? Orada her şey süt liman. E MHP'de? E MHP zaten konuşmuyor. E ahmak davası? E canım Müdafar Genel Başkanı ahmak dedi. Milyonlara diye bir tepki var. Orada kimse ses etmiyor. Bir gündem yaratılmış ki o gündemin peşinde milyonlar olsun. Amak davası Cumhuriyet Halk Partisi'nde takip edilecek.